Arkadaşlar merhaba, Kepçe Adam kanalıma hoş geldiniz. Ben İsmail Kahraman. Uzun süredir anlatımlı bir video çekmiyordum. Size iş makineleriyle alakalı bir video hazırlamak istedim. Sorular kısmında arkadaşların çokça sorduğu sorular var. Bu sorularla alakalı işte cevaplar vermek istiyorum. Aynı zamanda sektörle alakalı bildiğim konularda size aktarmak istiyorum. İş makinesi almak en çok herkesin merak ettiği konu, işte iş makinesi alsak çalıştırabilir miyiz? İş makinesi alsak ekmek kazandırır mı? İş makinesi alsak iş bulabilir miyiz? Gibi hani birçok soru herkesin aklında. Bu sektörde herkes merak ediyor. Bu sektör zaten baktığımız zaman halk arasında da böyle izlenmesi merak edilen keyifli bir sektör. Şimdi bu sektörle alakalı arkadaşlar, makine almayı düşünen arkadaşlarımızın kafasındaki soru işaretlerini az önce size anlattım. Bununla alakalı bu arkadaşlara birkaç şey söylemek ve bu konuyla alakalı bilgi vermek istiyorum. Bunu da birkaç maddede yapacağım arkadaşlar, iş makinesi almakla alakalı. Birincisi arkadaşlar, iş makinesi almayı düşünen arkadaşlar, operatörlüğünüz yoksa ve tehlikeli alanlarda çalışmayı düşünüyorsanız, yani dağda, o yamaçlarda, bizim Karadeniz'in dik ormanlarında ve bunun gibi alanlarda çalışacaksanız ve tecrübeniz yoksa, lütfen arkadaşlar biraz tecrübe kazanın, ondan sonra bu işlere girmeyi düşünün. Çünkü bizim makinelerimiz güzeldir, seyretmesi keyiflidir. Çalıştığı zaman düzgün çalıştırabilirsiniz, para kazandırır ama canınızdan kıymetli değildir. Özellikle ilk başta bunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen tecrübeniz yoksa engebeli ve dik arazilerde çalışmak için heyecanlı olmayın, gönüllü olmayın. İlk etapta düzlüklerde, düz yerlerde bir makineyi tecrübe edin. Biraz bir tecrübe kazanın, başkalarının yanında, bir ustaların yanında da olabilir. Mutlaka bu makineyi alacak arkadaşlar için en önemli kriterlerden bir tanesi, mutlaka ve mutlaka dik arazilerde veya tehlikeli alanlarda çalışılacaksa buralarda çalışmamaları ve buralara girmeden önce mutlaka birkaç kişiden bilgi almaları ve bu makine kullanmayı tecrübe etmelerini öneririm. Birinci maddeye gelirsek arkadaşlar, şimdi alacağınız makineyi doğru tespit etmek lazım. Şimdi gün içerisinde beni şehir dışından arayan arkadaşlar oluyor. Böyle bu vesileyle tanıştığımız, kayıtlı olan bende insanlar mevcut. Bilecik'tir, İnegöl'dür, işte Adana tarafıdır, Antalya tarafıdır. Farklı yerlerden arkadaşlarla görüşüyoruz. Telefon numaram profilimde mevcut. Oradan ulaşmak isteyen arkadaşlara mümkün mertebe, müsait olduğumuz kadar bilgi vermeye çalışıyoruz. İş makinesi almayı düşünen arkadaşlar, dediğim gibi ilk önce hangi makineyi alacağı noktasında düzgün karar vermeliler. İşte şehir içinde kullanılacaksa bir makine, Bekoloder dediğimiz makine şehir içlerinde daha uygun, daha çok iş potansiyeli olan bir makine tabi, ama burada operatörlük faktörü de çok önemli. Bekoloder alıp yatırabilirsiniz, yani çok iş de yapamayabilirsiniz, çünkü operatörlüğünüzün iyi olması size iş alımında öncelik kazandıracaktır. O yüzden az önce de belirttiğim gibi, hani iş makinesi alacak arkadaşlar mutlaka bir tecrübe noktasında bir yerlerde çalışırlarsa bunlar için daha iyi olacaktır. Arazide kullanmayı düşünen arkadaşlar için işte Bekoloder yine olabilir ama işte ön tekerlekleri ve arka tekerlekleri eşit olanları öneririm. Çünkü dağlık arazilerde veya yamaçlarda ön arka tekerin eşit olmasının çok büyük faydaları var. Batmada, çıkmada, tırmanmada bayağı faydaları var bu makinenin. Dağlık arazilerde kullanacak arkadaşlar için de mutlaka Bekoloder alacaklarsa ön ve arka tekeri eşit olan makineler tercih etmeleri gerekir.
Dağlık arazide şu zamanda en çok revaçta olan makinelerden biri de mini ekskavatörler. Özellikle işte 2 tondan 14 tona kadar diye belirtebiliriz. 14 ton da aslında bir mini ekskavatör sınıfına girebilir. Yani çünkü arazilerde en çok kullanılan makinelerden biri 14 ton. Yani 9 ton aslında kullanan arkadaşlar bunu belki tasdiklerler. 9 tondan sonra 14 ton sektörde bu işi en iyi yapacak makinelerden birisi olarak görülmekte. Taşıma problemi olmadığı sürece 14 ton varken 9 tonun çalıştırılacağını düşünmüyorum ben. Tabii her makinenin kendine göre çalışacağı alanlar mevcuttur. Ben arazi için konuşuyorum arkadaşlar. Diğer aradaki tonajlar için söylemek gerekirse de bölgenizdeki çalışan makineleri baz alarak bir makine seçimi yaparsanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Neden? Mesela bölgenizde 5 tonluk bir mini ekskavatör var ve siz de sektöre girmek istiyorsunuz. Gittiniz, atıyorum, 2 tonluk bir mini ekskavatör aldınız. Şimdi 2 tonluk bir mini ekskavatöre daha bizim köy dediğimiz kısımdaki halkımız tam alışmadı. Onunla oyuncak geliyor. Hatta şehirde de biz bununla çok karşılaşıyoruz. Bu iş makineleri halkımıza oyuncak olarak görünüyor. Hatta işte biz makineyi indiriyoruz. Adam diyor ki, aa, ne güzelmiş, oyuncak mı bu, kaç para falan diye soruyor. Yani 50 lira falan zannediyor herhalde arkadaşlar. O yüzden şimdi mini ekskavatör 2 tonluk alırsın. Arazide başka bir adamda 5 tonluk vardır. Senin makinen orada ne olmuş olur? İşte makinenin senin çok küçük, işte bu iş yapmaz, bu çalışmaz gibi bir kere insanların gözünü doyurmaz. Yani bazı şeylerde insanların gözünü doyurmak önemlidir. İşte makinen atıyorum 3 tonluktur ama cüsseli de 4 ton, 4,5, 5 ton ayarında görünüyordur. Mesela atıyorum örnek vereceğim. Sani benim aldığım SY35 normalde 3 tonluk bir makine aslında ama benim 4 tonluktan daha şey duruyor sanki böyle baktığınız zaman. Daha heybetli duruyor. Şimdi insanlar bakınca biraz böyle bir göz, hani ilk etapta bir göz doyacak arkadaşlar. O yüzden şimdi 5 tonluk makine olan yerde 2 tonluk makineyle girmek çok mantıklı olmuyor. 4 tonlukla girebilirsin, 6 tonlukla girebilirsin. Ya bir altına gireceksin ya bir üstüne gireceksin aslında. Niye? Çünkü atıyorum 5 tonluk adam fındık arasına giremiyor. İşte sen 4 tonla girebilirsin. Atıyorum işte 5 tonluk makineyle adam bir ev temeli kazamıyor ama sen 6-6,5 tonluk bir makineyle, yani bir ev temeli kazıyor ama işte bir günde kazıyor. Sen 6-6,5 tonluk makineyle belki yarım günde o ev temelini kazabilirsin. Kapasite farkı oluşmuş oluyor. Yani o yüzden makine tercihi yaparken arkadaşlar kendi bölgenizdeki araç, gereç, makine parkını inceleyerek bu yönde bir tercih yapmanızı tavsiye ederim. Bu makinelerin alım fiyatları zaman zaman soruyorlar yorumlar kısmında. Bildiğimiz kadarıyla bilgi veriyoruz ama bu ara bayağı bir fiyatlar yükseldi. Bekolodeller artık 65, 70, 75 bin eurolara gitti. 22 tonluk ekskavatörler yanlış bilmiyorsam 95, 100, 105, 110 gibi bayağı bir rakamlar oldu. Mini ekskavatörlerde 2 tonluk ekskavatörler 24, 25 bin euro. İşte yukarı doğru çıktığınız zaman işte bir 4 tonluk Takuichi Kubota marka muadili ekskavatörler işte 45 bin euro civarları. İşte 5 tonluk Hitachi 48 bin euro civarı. Bu fiyatlar var. Sıfır makine almayı düşünenler için. İkinci elde de ise bir sürü tabii tercih edilebilecek alternatif makineler mevcut. İkinci elde de ikinci el makineyle alakalı da soru genelde soruyorlar bana arkadaşlar. İkinci el makinede ikinci el makinede makineyi alırken makineye güzel bakmak lazım. Yani imkan varsa makineyi sahada 1-2 saat kullanmak gerek. Niye? Makine ısınmadan problemleri ortaya çıkmıyor. Bazı problemler ısınsa da çıkmayabilir. Yani belki alacaksınız 2 gün sonra işte elinizde kalacak makine. Bu da tamamen bir nasip yani. Bir de karşı taraftakinin insafına kalmış bir durum. Maalesef bizim ülkemizde böyle satıcı arkadaşlar var. Yani makine alıyorsunuz, işte bir şey yok. Yok, çok iyi makine falan diyor. Bir bakıyorsunuz işe götürüyorsunuz, 2 gün sonra elinizde kalıyor. Şuradan yağ kaçaklar var, buradan şöyle.
Başımdan geçen bir olayı anlatayım. Bir araç satıyorum. Ford marka bir araç satıyorum. Aracı bakmaya geldiler. Adam aracı varmış. Daha önce aracını satmış. Yerine işte benim aracı alacak. Dediler ki işte araçta işte motoru nasıl? Şöyle mi böyle mi? Açtım motoru. Motor tertemiz. Motoru da tertemiz olmasının sebebi aracı familyaya sokmuştum satmadan önce. Motoru da temizlemiş familya yapan usta. Gelen arkadaş işte motor kaputunu açtı, baktı tertemiz falan. Tak o arada oğlu bir şey söyledi. Dedi ki abi dedi bu işte yeni yıkanmış falan dedi. Tertemiz neden yıkandı? Yağ kaçaklarım var falan. Dedim hayır yağ kaçağı yok. İsterseniz dedim turlayalım bakalım. Baktıracağınız usta varsa baktırın. Herhangi bir yağ kaçağı olduğundan değil. Familya yaptırdığım için bundan mı? He baba işte bizim arabanın yağ kaçakları vardı ya o yüzden yıkatıp satmıştık gibi bir şey dedi. Ben de dedim ki işte aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani adam o aracı satarken karşı taraftakinin midesi bulanmasın diye ya da işte alımdan vazgeçmesin diye arabayı güzelce yıkatmış. Adama motoru temiz bir şekilde vermiş. Adam 2 gün sonra belki bir kaputu açacak komple yağ. Ya maalesef bizim ülkemizde böyle satışlar böyle ticaretler oluyor. Halbuki işte olmaması gereken konular. Neyse bu konu bizim asıl konumuz değil. İş makinesiyle alakalı diğer konumuzdan devam edelim. İş makinesi alımının dediğim gibi hangi makine tercih edilmesini, hangi makinenin tercih edilmesi gerektiğini alakalı bilgisini verdim. Bildiğim kadarıyla size anlattım. Alım fiyatlarıyla alakalı 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar söyledim. Bu makinenin çalıştırılmasıyla alakalı arkadaşlar şimdi asıl konuya gelmek istiyorum. Dışarıdan bakıldığında işte iş makinesi çok para kazanıyor, saat fiyatı çok yüksek. İşte atıyorum bizim Samsun'da Beko Öder fiyatları 500 TL. O işte çok yüksek falan gibi böyle tepkilerle karşılaşıyoruz. Adam atıyorum bundan 5 sene önce, 4 sene önce 160 bin liraya sattığı daireyi şu an 1 milyona satıyor mesela müteahhit. Onun için biz çok yüksek demiyoruz. Ne diyoruz? Maliyetler çok arttı diyoruz. Ama işte söz konusu iş makinesine gelince iş makinesinde işte 500 TL o çok büyük bir rakam gibi telaffuz ediliyor. Arkadaşlar aynı zamanda bu rakamı duyup da bu makineleri almak isteyen arkadaşlar da oluyor. Yani bakıyor ki 500 TL işte günde 6 saat çalışsa 3.000 TL, ayda 90.000 TL gibi bir rakam çıkıyor. Maalesef bu evdeki hesap çarşıya uymaz diye atalarımızın bir sözü var. Bu hesap çarşıya uymuyor arkadaşlar. Bir piyasası olan, Bekoloder için konuşuyorum yine. Piyasası olan orta ayarda bir iş makineci. Biraz da kendi yaşam standartlarına dikkat ediyorsa ortalama 130 ile 150 saat arası tabi bölge bölge değişebilir. 130 ile 150 saat arası çalışma yapabilir. Bu paralı çalışmadan bahsediyorum. Makinenin çalışma saatinden bahsetmiyorum arkadaşlar. 130-150 saat arası. Biz 150 saatten de hesap yapabiliriz. 150 saatten de hesap yapsak, 130 saatten de hesap yapsak bu makineler, Bekoloder makinesi şu an 1 milyon 200 bin liralar kadar bir rakam. 1 milyon 200 bin TL verilen makinenin kazancı maalesef bu parayı başka yerde değerlendirdiğinizde kazandığınız para kadar değil. Aynı zamanda makineniz yıpranıyor, makineniz kırılıyor, makineniz dökülüyor. Kötü bir elemana denk gelirseniz makine daha çok arızalar veriyor. Ekstra giderleriniz oluyor. Maalesef hani makine işi yapıp da böyle işte deli paralar kazanan arkadaşlarımız çok azdır. Yani büyük firma sahipleri şu an bu işlerde iyi paralar kazandı. İsim vermeyeceğim. İşte toplu makine alım yapan işte 100 tane, 150 tane, 50 tane gibi makine alımı yapan arkadaşlar alımda kazandıkları için yani sıfır alımda karlı alım yaptıkları için makine çalıştırma maliyetleri, alım satım maliyetleri olmadıkları için bu arkadaşlar direkt bu makinelerin üzerinden para kazanıyorlar. Atıyorum X makineyi 45 bin euroya alıyor indirimli. Çünkü 50 tane alıyor, 100 tane alıyor adam.
İşte 2 sene sonra satıyor yine 45 bin euroya. Adamın 45 bin eurosu 45 bin euro. Bir de o arada makineden para kazanmış oluyor. Ama bizim gibi küçük çaplı bu işi yapan arkadaşlar da maalesef ömrümüz makinelerin borçlarını ödemekle geçiyor. Özellikle saatlik çalışan arkadaşlar için bunu belirtmek istiyorum. Hafriyatçı arkadaşlar bir nebze yaptıkları hafriyatlardan, aldıkları topraklardan, sattıkları dağ malzemesinden gibi vesaire ek kazançlar sağlayabiliyor. Ama sadece saat bazlı çalışan iş makinelerinde, yani iş makine çalıştırıcılarında maalesef ömrümüz leasing ödemekle, makinenin lastiğini almakla, işte operatör maaşını ödemekle, bu tip ödemelerle uğraşmakla geçiyor. Yani buradan makine alınmaz, ama bu iş yapılmaz gibi hani bir şey söyledim çıkmasın arkadaşlar. Hani makine aldıktan sonra yaşanacak zorluklardan bahsediyorum ki zira bizim Samsun'da da oldu, dışarıda da olmuştur. İşte müteahhit arkadaşlardan makine alıp sonradan satan, devreden, çalıştıramayan ya da işte taahhütlü iş yapıp makine alan daha sonradan bu işin böyle olmadığını görüp satan bir sürü makine satışı olmuştur bu konularda. İş makinesi çalıştırmak biraz zor. Zor bir sektör. Yani biraz zor arkadaşlar. Bunu da yapan kendimiziz tabii. Yani zor derken kendimiz bu işi yapıyoruz. Kendimiz zorlaştırdık. Şimdi geçen gün bir iş yaptık. 12 saat çalıştık. İşte 4 tonluk iş makinemle 12 saat çalıştık. Bir mıcır da getirdim oraya kamyonetle. Bir de sağ içi ufak tefek kamyonetimle malzeme taşıdım. 7 bin lira tuttu arkadaşlar. 7 bin lira. 2 gün orada kaldım. İşte 2 tane eleman, kamyondur, makinedir, bilmem ne, mazot, bu, o, şu giderimiz var. O arada bizim kazdığımız kuyuya da bir tane korige boru konulması gerekiyordu. Korige boru, binlik korige boru arkadaşlar. Ve korige borunun fiyatı tam 10 bin lira. Yani ben 2 gün boyunca bir tane işte şu, o makinem 4 tonluk makinem sıfırı 45 bin euro civarı 45 bin euroluk bir mal. Bir tane de aşağı yukarı 10 bin euroluk bir kamyon 55 bin euro. Aynı zamanda işte bir aracım var Doblo işte buna da 12 bin euro desek 65-67 bin neredeyse 70 bin euroluk ekipmanla 2 gün boyunca çalıştım. Ayrıca yakıt yaktım. Ve işte 7 bin TL aldım. Bir tane korige buraya 10 bin TL para ödedi çalıştığım firma. Şimdi bizim kazancımıza baktığın zaman yani bunun yanında devede kulak yani bizim yaptığımız işe göre o boru fiyatıyla kıyasladığımızda yani arada uçurum var. Bir tane boru bizim neredeyse 2-3 günümüz bu kadar ekipman paramız. Nereden baksanız 1 milyonluk bir ekipmanla 2-3 gün çalışıyorum. Bir boru etmiyor arkadaşlar. Neyse velhasıl. O yüzden şimdi makine alacak arkadaşlara hani arkadaşları da kırmadan söylemek istiyorum. Alacaksanız kendiniz kullanabiliyorsanız ve çalıştırabileceğinizi düşünüyorsanız alın arkadaşlar. Çünkü maalesef sonunda maalesef üzülüyor alan kişiler. Satmak zorunda kalıyor, zor durumda kalıyor, parasını kaybediyor, gününü, emeğini harcıyor. Şimdi bazen çalışma fiyatlarına bakıyorum, çok komik rakamlar dönüyor. Mesela atıyorum adam bir bekoleteri 15 bin liraya kiraya vermiş, işte 18 bin liraya kiraya vermiş. Ya baktığınız zaman rakamlar büyük gibi görünebilir arkadaşlar, 18 bin TL aylık diyebilirsiniz ama bakın arkadaşlar bir operatör bugün 6 bin liradan çalıştırsanız 5 bin lira 6 bin liradan çalıştırsanız diyelim sigortasıyla beraber yemesi içmesi 10 bin TL bir elemanın. Bu makinenin bir takım lastiği ve bekoleler için konuşuyorum. Nereden baksanız 30 bin TL. Bu da makineye 4 bin saat gider ortalama. Ön lastikler 3 bin saat gibi, arka lastikler 5 bin saat gibi operatörden operatöre değişir. Şimdi bu durumda işte makinenin yağ bakımı, kıldırgıcık arızaları bilmem nesi yani zaten 5 bin 6 bin tutuyor arkadaşlar. Şimdi sen
Bu makineyle 17'ye çalışıyorsan ben kar ettim deme. Git operatör olarak çalış daha iyi. Niye? Makinenin büyük bir arıza açtığında o kazandığın 3-5 lira bile kaybolacak. Yani en azından riskin az. Operatör olarak çalıştığın zaman kafan rahat, diyorsun ki ay sonu ben işte 6 lira mı alırım, geçerim kenara diyorsun. Ama diğer türlü çalıştığın yerden paranı alamadın, bilmem ne, böyle sıkıntılar da mevcut. Maalesef bu sektörü kendi kendimize bu hale getirdik. İnşallah ilerleyen zamanda düzeltebiliriz. Biraz dernekleşerek, biraz işte birlik olarak belki bu fiyatları yükseltebiliriz. En azından bizim bu sektörde verdiğimiz emeğin karşılığını alabiliriz diye düşünüyorum. İş makinesi almakla alakalı hani söyleyeceğim diğer çalışma saatlerini, gelirlerini falan size anlattım. Burada not almıştım arkadaşlar, notuma bakıyorum. İş makinesi çalıştırmakla alakalı genel verebileceğim bilgiler bunlar. Aslında daha çok konuşurum ben bu iş makinesi almak konusunda. Ama yine kısaca bir özet geçmek gerekirse, iş makinesi alın. Tabii ki sevdiğiniz işi yapmak güzeldir. Ben kendim bu işi severek yapıyorum. Ben yeni iş makinesi aldığımda bana bir aile dostumuz dedi ki işte yeni oyuncağın gelmiş dedi. Biz bu işi severek yapıyoruz. Severek yaptığımız için de başarılı oluyoruz. Daha iyi yerlere geliyoruz. Ticaretinizde siz de bizim gibi işinizi severek yaparsanız, her zaman 3'ü 5'e aramazsanız, insanlarla güzel diyaloglar kurar ve özellikle ustalık noktasında işinizi iyi yaparsanız kazanırsınız, iyi yerlere gelirsiniz. Bir şeyleriniz olur. Birken iki, ikiyken dört olur makine sayınız. Zira ben 2 sene, 2,5 sene önce mini makine işine başladığımda ikişer tane makinemiz, birer tane makinemiz vardı. Bugün çok şükür 7 tane makinemiz var. Daha da almayı düşünüyoruz. Allah nasip kısmet ederse, işler açılırsa. Konuyla alakalı merak ettiğiniz şeyler olursa canlı yayınlarda yapıp aslında soruları da cevaplamak istiyorum. Kanal abone sayımız şu an az. İlerleyen zamanda daha çok olduğunda canlı yayına katılımlar fazla olursa işte canlı yayında soru cevap şeklinde sektörle alakalı merak edilen şeylerin hepsini söylemek isterim. Yani inşallah iş makinesi sektörümüz ilerleyen zamanda daha iyi yerlere gelir. Bu kadar emeklerimiz, bu kadar sermayelerimiz ziyan olmaz, zayi olmaz. Herkesin kazancı bol olsun. İşten, rızıktan yana Allah kefildir. O yüzden bir şey yaparken korkmayın. Allah zaten rızkımıza kefil. Allah'ın izniyle çalışırız. Yeter ki çalışalım yani. Çalışırız. Allah da bize bir şekilde verir bunu. İyilikle, dürüstlükle, doğrulukla çalışsak bir şekilde kazanırız. Herkesin kazancı bol olsun arkadaşlar. Videoların devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayalım. Herkes Allah'a emanet olsun.